Kırım'ın son durumu hakkında sizinle konuşmak istiyoruz. Yani son dönem hakkında. Ukrayna Savaşı ile ilgili biliyorsunuz. Yani Kırım daha da etkin bir hala haline geldi. Yani biz son dönemin hakkında bir konuşalım sizinle biraz, olur mu? Biliriz. Bu Ruslar Kırım'a geldikten sonra buna Kırım'a yasak oldu. 10 yıldan beri ben Kırım'a gelip olamıyorum. Ama oradaki söyleşilerimizden web telefonla karşıyoruz. Ondan sonra bazı böyle aktif arkadaşlarımızla İstanbul'da yaşıyoruz. Onlar kendi yollarından İstanbul'a geliyorlar, biz de Kiev'den buraya geliyoruz. Durum çok kötü. Çok insanlar, aslında bizim sloganımız vardı. Ne olsa olsun Kırım'ı terk etmeyiniz, bu bizim vatanımız. Bizim vatana dönmek için sürgünlükten ve soykırımdan sonra yarım yüzyıl mücadele verdik. Şimdi işgal oldu diye terk edecek olsak bizim halkımız için çok zor şey. Ama onlar da haklılar. Diyorlar ki siz orada Kiev'de oturup bize akıl öğretmek kolay. Ama yarın benim çocuğumu hapse atsalar, kaçırıp öldürseler siz garanti verip olur musun? Yok, 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 olamıyoruz. Onun için bizim rakamlarımıza göre 2014 yılında bugüne kadar aşağı yukarı 30 bine yakın Kırım Tatarı terk ettiler Kırım Yarımadası'nı ve Ukrayna'nın ana topraklarını geçtiler. Şimdi geniş savaş başlandıktan sonra o Kırımlılar büyük çoğunluğu askerlerden kendi vatanı için savaşıyorlar. Şehitlerimiz de var. Son Eylül ayında 2022'de biliyorsunuz seferberlik ilan edildi Putin tarafından. İnsanları mecburen kendi askerlerini alıp kendi devletine karşı savaşa döndü, ölüme gönderdi. O zaman da çok insanlarımız terk ettiler. Bizim saydığımıza göre aşağı yukarı 10 bine yakın gençlerimiz yeni Kırım'ı terk ettiler. Ama o 22 yılında Kırım ve Ukrayna'nın alt topraklarının bağlantılar kesilmişti. Onun için büyük çoğunluğu başka ülkelere gittiler. Türkiye'ye gittiler, Avrupa ülkelerine gittiler. Yalnız İrlanda'da bizim rakamlarımıza göre 4 bine yakın Kırım Tatarı. Yani 1944 yılı sürgününden sonra yarım yüzyıl devamında vatan için mücadele veren, büyük zorlukla vatanına dönen insanlar yine dünyada saçılmaya başladı. Onun için bizim kanaatimizce eğer Rusya'nın elinde kalacak olsa Kırım, bizim milletimiz için, bizim halkımız için hiçbir geleceği yok. Hep umudumuz Kırım'ı Ruslardan boşaltmak. İnşallah. Ben bir videonuzu gördüm geçen. Zafer abi paylaştı, Zafer Karatay. Rüstem Umerov'un savunma bakanı olmasıyla alakalı. Orada bir sevinç anınızı gördük hepimiz. Bu durumla ilgili yorumlarınızı da alabilir miyim? Ben de epeyce çok sevindim. Bu ikinci kere sevindim. Birinci kere 16 yılında Cemal'le bizim Euroleague'ini denedim. O zaman sevmiştim. Bu da çok iyi oldu. Bunun da simbolik bir şey var burada. Ukrayna'nın Kırım'ı Tatarlara bakışı. Hiçbir ayrıntıcılık yok. Savaş zamanında en yüksek seviyeye Kırım Tatarı koyması bizim için elbette çok önemli. Çok 13 Kasım'da beni Cumhurbaşkanı çağırmışlardı. O madalya şey yerinde. Orada Rüstem Umerov da vardı. Sonra Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Rıfat Çubarov. Zelenski benden soruyor. Sen nasıl yeni bakan? Ben sevmiyorum ben onu dedim. Adaletsiz adam. Ne dedim? Ya dedim bakın. Rıfat Çubarov'un doğum gününe Karadeniz filosunun karargahını patlattı. Ben 80 yaşına geldim. Bir bileyim de bana bir kediye yok.
Ya siz ne istediniz? Ne dedim? Hiç olmadı mı o köprünü patlatsaydı? O da gülüyor, bu da havalı da salsa da yapar diyor. İşte umudumuz böyle ya, ama şimdi Ukrayna çok zor durumda. Ruslar kayınca işte bizim elektrik altyapılarımızı duyurlar. İnsanları zor durumda bırakıp da onlar savaşı durduralım, teslim olalım şekline getirmek istiyorlar. O olacak şey değil. Biz sonuna kadar savaşacağız sanırım. Büyük ihtimal gelecek yılı umut ediyoruz. Var aylarında, Nisan, Mayıs aylarında bir kırma gireriz. İnşallah, inşallah, inşallah. Orada da bizim soydaşlarımız çok bekliyorlar. Evet. Ne zaman gelecekse diye. Peki, savaş sonrasında Kırım'ın azat olması ve Ukrayna'ya geri dönmesi sonrası Ukrayna'ya yani Kırım. Kırım Tatarlarının hakları artacak mı? Bakın şimdi Zelenski zamanında Kırım Tatarlar için en çok şey yapıldı. Birinciden o Haziran ayında 21 yılı Kırım Tatarları Ukrayna'nın kökenli halkı olarak resmen tanıdı. Şimdi bu kanuna esaslanıp Kırım Atanım Cumhuriyeti'nin Kırım Tatar Milli Atanım Cumhuriyeti'ne çevirmek imkanı var. Biz bu konuda Zelenski'yle devamlı konuşuyoruz. Ama ne var? Savaş zamanında anayasaya değişikliğini hissetmek mümkün değil. Kanuna göre. Savaş bittikten sonra inşallah bu şey olacaktır. Ama temeli atıldı. Kırım Tatar halkı, kökenli halk olarak tanındı. Ve sırada daha Kırım Tatar halkının Ukrayna içerisinde statüsü konuda bir kanun projesi var. Bizim parlamento Avrupa'ya Benedikt Komisyonu'na gönderdi. Avrupa standartlarına getirmek için. Buradan cevap geldikten sonra Ukrayna parlamentosunda o kanunda bakılacak. Ben sizin Kırım Tatar Milli Hareketi ile ilgili bir makaleniz var. Onu okumuştum. Sonra dernek yayınladı, genel merkeze yayınladı bunu. Hakan Hoca da çevirdi, Hakan Kırım'ı. Orada kendim eğitim tarihçisiyim. Orada yazdığınız bir şey bana çok dokunmuştu. Karasu Pazar'da 1783 yılında Ruslar ilk geldikleri zaman alimleri ve aydınları katletmişler. Yani günümüzdeki okullardaki durum nasıl? Ben bunu merak ediyorum, bunu sormak isterim. Bu programı tamamen Rus demesine çevirdiler, yalan dolu. Onlar şimdi böyle hep yerini Ruslaştırıyorlar. Mesela orada 7 tane Ukrayna dilinde okullar vardı, onları kapattılar. Kırım Tatarların 14 okulu vardı, onlara dokunmadılar ama programlarını değiştirdiler. Çocuklara mecburen onların milli marşlarını okuyor, mecbur ediyorlar. Putin patrellerinden, bayraklarından. Yani çocuklar okullara gitmeyi de istemiyorlar şimdi. Yani Sovyet rejimin en kötü yılları gelmiş. Ben şeyi de soracağım. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin bu durumdaki, yani Kırım için etkisi nedir? Bu işler olduktan sonra, şimdi hatırlıyorum, 16 Mart'ta tam o referandum, sahte referandum gerçekleştirdikleri gibi, biz Rıfat Çubarov, yani Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı'nı beraber geldik Ankara'ya, tebliğ edilmiştik. Sordu dedi, bu durumda sizin için ne yapabilirim? Dedim, üç şey istedim. Birimizde dedim, siz o Avrupa Birliği'nin yaptırımlarına katılınız Rusya'ya karşı. İkinciden bu boğazları kapatınız, Rus askeri düğünleri geçmesin. Üçüncüden dedim, Kırım'ı Türk askeri gemilerini blokadaya alınız da gemiler dönüp olamaz. Hep işteklerine hayır cevap aldım. Bizde ekonomimiz öyle, bağlantılar çok. Rusya'dan gazın %60'ını Rusya'dan alıyoruz. Yani yaptırımlara katılıp bulamıyoruz.
Boğaz'ı da kapatılamıyoruz çünkü Montreal Anlaşması var. Eğer biz savaş içerisinde kendimiz olsaydık, o zaman evet kapatmaya kalkmamız var. Ama şimdi kapatılamıyoruz. O blokat yapma meselesinde de dedi, biz tek başımıza yapamıyoruz. Eğer NATO'nun kararı çıksa, biz NATO üyesi olarak elbette birinci sırada oluruz. Ama böyle pratik olarak Türkiye bize yardım veriyor. Başından biz o icbani tanımadık, tanımayacağız. Hep fırsatta onu söylüyorlar. Hem Dışişleri Bakanlığı, hem Cumhurbaşkanı. Çok pratik yardımlar da var. Bu Şubat ayında, 22 yılında bu Ruslar Kiev'e gittikleri zaman eğer Türkiye'nin bu bayraktarları olmasaydı durumu çok zor olacaktı. Aslında onların planları Kiev'i 3 günün içerisinde almak, ele geçirmekti. Bugün 645. yıl daha orada savaş devam ediyor. Sizin bir fotoğrafınız var, bu meşhur işgalden sonra bir girişiniz var böyle Kırım'a. Şimşek çakıyor böyle arkada Rıfat Çıparoğlu'la birlikte, meşhur bir fotoğraf. Bu askeri mi? Evet. Ben askeri üniformla giydim. Kırım'dan çok görüşüyorum da bu videonu. Evet. Televizyonlar şeyler alıyorum. Onlara mesaj, bu bizim savaşımız manada. Evet. Bu çok etkili bir şey oldu, cevap oldu. Ben şu soruma şöyle devam etmek istiyorum. 22 Şubat sonrası savaşta Rusya Kırım Tatarlarını zorla hala askeri alma işlemini yapıyor mu? Evet. Devam ediyor. Mecburi. Evet. Birkaç esirler de düştü elimize Kırım Tatarları. Mecburi aldılar, ne yapalım? Yani bu durum çok acı. Yani şey, Cengiz Dağcı'nın bir romanı var ya, hani ona gidiyor, Gamalı Haç'la Kızıl Yıldız arasında. Onun gibi bir şeye dönüyor bu durum. Maalesef ki Kırım Tatarlarının olmayan bir savaş, Kırım Tatarlarına kadar. Ama bizim söyleşilerimiz doğrusu söylesek çok iyi davranmadılar. Biz evet. Hiçbir kimseye vatanımızı terk edip kaçınız demedik. Sokaklara çıktınız. Serisi hapishaneleri giriniz ama savaşa gitmeyiniz. Çünkü savaşa gitseniz ya katil olacaksınız ya ceset olacaksınız. %90'a oraya götürülen insanlar hiçbir demeleri, eğitimi, şeyi yok. Tez ölüyorlar orada. Evet. Her gün bizim askerlerimiz 900 bin civarında Rus askeri öldürüyorlar. Evet. Birinci sırada bu yeni alınanlar. Hiçbir tecrübeleri yok. Onlar işte kuş işlemi yasa, ne diyorlar o Türkçesinde? Kuş işlemi yasa, ya et gibi bir şey, kalkan, etten kalkan gibi atıyorlar onu. Yani. Atıyorlar, öyle atıyorlar. Tecrübesiz oldukları için. Öne koyuyorlar. Kırım'ın Ukrayna'ya geri dönmesi ve Ukrayna'ya geri iade edilmesi, Türkiye'de yaşayan Kırım Tatarlarına neler yapabilir? Yani diasporanın Kırım'daki etkisi belli. Buradaki Kırım Tatarlarının desteği de haiz. Bu hususta düşüncelerinizi alabilir miyim? Birincide ben bu özellikle savaş, geniş savaş başladıktan sonra televizyon, Türk televizyonu çok izliyorum. Birinci günlere artık gece gündüz o haberleri verip duruyorlar. Şimdi unutuluyor gibi. Ama orada kan tökülmesi devam ediyor. Daha hızlı savaş gidiyor orada. Ama biraz Türkiye'nin kamuoyunun ilgisi biraz azaldı. Hem de çok saçma saçma şeyler de söylüyorum. Öyle akademisyen, eski bakan, öyle akıllı şeyler söylediği gibi diyor ki ya bu savaşı Batı ülkeler kürekliyorlar. E sorursun, nasıl kürekliyorlar? İşte ardı sıra Ukrayna'ya silah veriyorlar da o sebepten savaş devam ediyor. Ulan sen kafan çalışır mı burası? Silah vermeseydiler ne olacak kadar? Hep Ukrayna'yı işgal edecekti. Kafaları böyle. Biz o deprem olduğumuz zaman biz de bir insani yardım yapmıştık. Pendik'te, İstanbul'un Pendik'te mesela bir kamyon yolladık. Orada milletvekilleri, belediye başkanı denir. O kamyonu gönderdikten sonra sohbet ediyoruz. İşte Ukrayna ne var, ne yok, nasıl savaş gidiyor. Birisi ismini unuttuk, milletvekiliymiş.
Diyor ki, kocaman Rusya'nı başlatıp olamazsınız. Onu savaşı bitirmek lazım. Onun şartlarını kabul etmek lazım. Kan dökülüyor. Ben diyorum, bak dedim sen, 1919 yılında Türkiye Kurtuluş Savaşı zamanında, o zaman Türkiye 13 ülkeye karşı savaşıyordu. Sen Atatürk'ün yanına gelip, Mustafa Bey, başarılı olmuş o kadar ülkeye, teslim olalım demiş olsaydı ne diyecekti sana Kemal Bey? Ne diyecekti? Asınız bu hainlerini. Sen bunu bize teklif ediyorsun şimdi. Kötüsü de, ya siz kaç yaşındasınız? O zannetti ben Kemal Atatürk yaşında kurt karakteri dedim. Dedim o kitaplarda yazmıyorum, detay yapın diyoruz. Yani. Şimdi de bu, şimdi yollardılar, Kurye Gazetesi'nde yazıyor. Benimkisi mi? Hayır, benimkisi. Kırım'a gelmiş, Kurye Gazetesi'nde. Yalçın, Bersay olmuşu. O kadar huzur içerisinde yaşıyorlarmış orada insanlar. O kadar yollar kurmuş, camiler. Yani cennet olmuş Ruslar geldikten sonra. Bu köpek %100 Rus parasını yazar. Tam Rus propagandasını o paraya şimdi Türkiye'nin kamuoyunu aldatmaya peşinde. Maalesef öyle şeyler var. Burada Sputnik nesi var, binlerce insanlar çalışıyor. Evet, onların paraları çok, paraya satılıp yalanları yazıyorlar. Türk dilinde. Buna karşı bir şeyler tepki olması lazım. Böyle yayınlar çıktıkları zaman protestolar, şeyler yapılması lazım. Başka burada yaşayan insanlar ne yapabilir? Ben buraya gelmezden önce bir milletvekili bana telefon açıyor. Diyor ki, ben yakında Ukrayna'ya döneceğim, bir ihtiyacınız var mı? Ya ihtiyacı var da sen getirip olamazsın. Ya ne var ise Türkiye'de hepsini getirelim. Tamam dedim, bize birkaç tane F-16 uçak lazım. Öyle güldü, dedi, yok. Baba. Ben Ermeni'nin durumu hakkında sormak istiyorum. Ermeni İbrahimov, kayıplarımız var malum. Bu kayıplarımız hakkında son dönemlerde bir haber var mı yani hani? Şimdi savaş zamanında iki tarafı da çok yalan söylüyor. Düşmanın kayıplarını arttırıyor, kendi kayıplarımız azaltıyor. Ama bizde, Ukrayna'da böyle Rusya'daki gibi çok bol bol yalan söyleyip olamazsın. Çünkü demokrasi araştırıyorlar, sen de yalan söylüyorsun diyorlar. Rusya'da bol bol yalan söylüyorlar. Aslında Rus televizyonu uzun böyle bakmak mümkün değil. Çünkü bıkmaya başlıyorsun. O kadar açıktan açık yalan söylüyorlar. Evet, bizim de kayıplarımız gayet çok. Ama oran olarak belki de 3-4 kez az olarak çok. Çünkü biz savunuyoruz ya. Onun için bizde kayıplar biraz azca. Ama teknik taraftan diyelim ki onlar roketler, 10 roket atsalar biz de karşılığında 1 roket atıyoruz. Biz çünkü o kadar imkanlarımız yok. Sanki bu Avrupa'dan bu HIMARS uzun menzilli roketler geldik, gelmeye başladıktan sonra biraz durum iyileşti. Onlar 24 Şubat hücum ettikleri zaman epeyce topraklarımızı yeni almışlardı. Şimdi onu yarısını boşalttık. Harkov taraftan Kherson'un yarısını boşalttık. Ama boşaltan yerlerimiz, yani yeryüzünden, Mariupol tamamen yok ettiler. O şehri. Orada yarım milyon kadar insan yaşıyordu. Şimdi pek olsa 15-20 bin kaldı. Kherson'un yarısını boşalttık. O ufak bir bombada, arazide 20 tane işkence merkezi bulduk. Şimdi hep o işgal olan toprakları boşaltsak ne kadar merkezler bulacağımız belli değil. Çok acı.
Neriman Celal hususunda da bir Neriman Celal hususunda da bir soru sormak istiyorum. Neriman Celal'in son durumu, davaların son durumu. Emel'deki o mektupların bazılarını bizzat ben düzenlemelerinde de varım da okurken çok tüylerim diken diken olmuştu. Size bu konu hakkında da soru sormak. Genç neslimizin en akıllı, en cesur insanlarımızdan birisi. O kadar akıllıca davranıyordu. Ben daima korkuyordum. Bu adamı, bu çocuğu alırlar diye. Öyle de oldu. Provokasyon yaptılar. Sanki bir şey patlatmak niyetindeymiş. Onun yakındaki iki arkadaşına işkence yaptılar. Elektrikle şey mecburi onlara uygun ifadeler aldılar. Sonra mahkemede yok bir yalan biz işkence altında verdik diye ona dikkat vermediler. İşte bu işkence neticesinde alan ifadeleri esas alıp 17 yıl hapis cezası verdiler. Şimdi Sovyet rejiminin şimdiki o işgal rejimini kıyas ediyorlar da ne kadar benzerliği var desin. Ben diyorum ki Sovyet rejimi şimdiki rejimine kıyas ettiği zaman sanki bir demokratik rejim gibi görünüyor. O kadar. Biz mesela ben 7 mahkemem oldu. İşte Sovyetlere karşı bunu için. Ama hep bu sözler için 3 yıl veriyorlar. Şimdi birkaç kelime için 17 yıl, 20 yıl sahte suçlamalar, terörist bir şey diyorlar. Evet. Yani tamamen %100 faşist rejim. Adam ben bir soru daha soracağım. Bir sürü dava adamının, Kırım Tatar dava adamının hatıratlarını okudum. Sizi Sovyet hapishanelerinde dik tutan şey neydi? Bir de inatlıktır. Yok, ben aslında çok tez, ben daha gençliğimde biraz bütün halk belli oldu bazı sebeplerden dolayı. Şimdi halk bana bakıyordu, nasıl davranacak diye. Bu mesuliyeti anlıyordum. Eğer ben pes etsem, halkımızın moralini bozulacak. Onun için ne olsun olsun, sonuna kadar devam etmek. Ondan da gayrı her insanın manevi borcu var. Bu borcunu yerine getirmek lazım, ne olsun olsun. Böyle prensip. Biz Sovyetler zamanında mutlaka bu Sovyetler dağılacak. Ona çok büyük ümidimiz yoktu. O kadar kocaman memleket, silahlı dünyanın en büyük güçlerinin birisi. Onun dağılacağına, biz hayatımız içerisinde vatanımıza döneceğimize de çok ümidimiz yoktu. Daha 80'li yıllarında bizim arkadaşlar gelip böyle konuşuyordu. Ha belli biz bu hayatın içerisinde vatanımıza dönüp olamayacağız. Onun için gelecek nesilleri, bizden sonraki mücadele verecek onların, onları eğitmek lazım, onları yetiştirmek lazım. Bu gibi konuşmalar. Ama Allah büyük. Sovyetlerin dağıldığını da gördük. Vatanımıza da döndük. Ama şimdi yine işgal. Ama çok böyle optimistik duygularım var. Biz mutlaka vatanımıza döneceğiz. Mutlaka bu pisliklerden temizleyeceğimiz vatanımızı. Ve inşallah Rus halkını da Putin rejiminden kurtaracağız. Çünkü eğer Putin rejimi kalacak olsa Rusya'da, Rusya'nın hiçbir geleceği yok. Büyük bir Kuzey Kore gibi bir devlet olacak, kapalı. Yavaş yavaş buna gidiyorlar. Onun için Rusya ne kadar tez bu rejimden kurtarılsa hem kendileri için hem dünya için kurtuluş olacak. Arkadaşlarımın soruları var. Nasıl? Abinizin Rus propagandasına maruz kalmamak için ne tür kitaplar okuyacağını öğrettiğini söylemişsiniz. Bu kitaplar neler ve şu anda ulaşabilir miyiz? Kim söyledi dedi ya, abiniz, kardeşiniz demiş ki
Rus propagandasından korunmak için okumaları gereken kitaplar varmış. Sizin hangi kitapları okuyacağınızı öğretmiş. O kitaplar nelerdi? Bu ilginç şey aslında. O benim abim çok akılcı bir adamdı. Bana anlatıyordu. Rus propagandasını nerede yalanını çıkarmak üretiyordu. En iyisi... Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl kitap okup da yok öyle olmaz yani. Onu yalnız o kitapları analiz yapmak lazım. Mesela benim abim diyordu ki rakamları göstermeli. Kıyas ediyordu. İşte, hayat seviyesi Amerika'da, Batı, Avrupa'da nasıl? Adam başına ne kadar neye gelir geliyor? Ve seyitleri de nasıl geliyor? Yani rakam fark çok büyük. Onun için bunların Ruslar'ın propagandası, biz ne kadar mutluyuz, o kadar orada ne kadar kötü, biz orada iyiyiz dedikleri suya düşüyor. İki müşteriler var, çok usulleri var. Onun için de titizlikle almak da zor. Ama o bana çok şey öğretmişti. Bizde o yaşıma göre değildi. Bizim de kütüphanemden annem bir tane bir şey ekmek getirmeye ne bir şey kalan paraları ve mutlaka bir kitap alıyordum. Onun için bunu annem onu sevdim. Tam ne kadar fiyat olacak o kadar para veriyordum. O da kitap daha basmıyor. Okul yıllarımda ben çok böyle ciddi kitaplar okuyordum. Yani çok, ondan sonra son bana çok faydası oldu. Son olarak Agam, diasporada yaşayan gençler Kırım için neler yapabilir? Yani son olarak diasporada yaşayan biz gençler neler yapabiliriz davamız için? Önerileriniz nelerdir? Bakın biz gençliğimizde hiçbir kimseden soramadık neler yapalım diye. O insanların kendi cesaretine bağlı. Evet. Mesela şimdi ben ilk kez beni üniversiteden attıklar sonra anti-sovyet, anti-komünist diye attılar. Sonra askerliğe almak istediler. Ben de geldim o askerlik demesine dedim ben sizin bantı kızı anap olamıyorum. Ne dedim? Ya dedim beni anti-sovyet diye üniversiteden attı. Şimdi bu anti-sovyet adama eline avtomat vereceksin. Ne mantık dedim. O da bana hakim söyledi size avtomat verecek, size kürek vereceğiz. Allah dedim. Avtomat verecek olsan ben de düşünürdüm dedim ama kürek yapırazı değilim. Ya reddediyoruz. Evet reddediyorum. Öyleyse yazarız. Yazdım. Tam geliyor aklımda kaldı neler yazdım. Onu dedim. Vatanın dış güçlerden korumak için kurulan askerleri gitmek istemiyorum çünkü benim vatanım yok. Benim vatanımı Sovyetler Birliği elimden aldı. Bundan da gayrı Sovyetler dışında benim düşmanım var olduğunu zannetmiyorum. O sebepten askerliğe gitmiyorum. Evet, hapse attılar. Birinci kere bu sebepten hapse attılar. Aynı şeyi biz bu Ruslar seferberlik ilan ettikleri zaman öyle tavsiye ediyoruz. Ama onlar kaçmaya tercih ettiler maalesef. Ben Kırım'da olsaydım hiç zaman kaçmazdım. Sokaka çıkardım, protesto yapardım, evet atardılar içerisine. Ama hiç olmadıkta gönlüm rahat olurdu. Ben manevi borcumu yerine getirdim diye. Onun için herkes kendi gücüne göre davranması lazım. Şimdi akıl verip de git hapishaneye gidip dinleyen olmasın. Buraya çocuğuna bak hapishaneye yap demezsin. Ama kendi çocuklar kendileri karar alıyor. Bu çok böyle zor dilemma. Sen bizim esas usulümüz kendi örneğimizle göstermek, neler yapılması gerekiyor.
akıl öğretmekten değil. Hocam çok teşekkür ediyoruz bu güzel yayın için. Genç Tatar ailesi olarak sizlere teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah Azat Kırım'da bir gün birlikte hep beraber oluruz. İnşallah. İnşallah. Gelecek var, Kırım'da bekleriz sizleri. İnşallah.